Einstein kimdir? Einstein'ı bilmeyen yoktur sanırım. Kimdir diye sorduk çünkü bu videomuzda onun pek bilinmeyen ya da az bilinen yönlerini anlatmaya çalışacağız. Felsefesinden, siyasi görüşlerinden, verdiği mücadelelerden söz edeceğiz. Albert Einstein 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelmiştir. Lise ve üniversite eğitimini İsviçre'de tamamlayan Einstein, iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başlar. Daha sonra fizik alanında devrim yaratacak birkaç makale yazan Einstein, 1921'de fotoelektrik etki üzerindeki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu anlattıklarımız bilinen yönlerinin çok kısa özetidir. Einstein'ın hayattan en büyük beklentisi evrenin işleyişine yönelik araştırmalarını sürdürebilme özgürlüğüydü. Sade ve samimi kişiliğiyle şan, şöhret, zenginlik ve ihtiras gibi şeylere hep kayıtsız kalmış, her zaman güçsüzleri ve ezilmişleri savunmuştu. İnsan hakları savunuculuğundan hiç vazgeçmemişti. İlkokula bir Katolik okulunda başlayan Einstein, arkadaşları arasında soyutlanmış, çekingen ve kendi düşünce dünyasına dalmış bir Yahudi çocuğu olarak okul hayatına başlamıştı. Öğretmenlerine göre derslerinde yetersiz bir ilerleme kaydediyordu. Ancak matematiğe ilgisi vardı ve ondaki bu ilgiyi fark eden Yahudi bir tıp öğrencisiydi. 14 yaşına geldiğinde artık tüm hocalarından ileri aşamada bir matematikçiydi. 1914 yılının başlarında Prusya Bilimler Akademisi'nde profesör oldu ve Kaiser Wilhelm Fizik Enstitüsü'nün direktörü olarak Berlin'e gitti. Bu yıllarda dünya onu bir pasifizm taraftarı, ateşli bir silahsızlanma ve Yahudi davası savunucusu olarak tanımaya başladı. Nazi yönetimi altındaki bir Almanya'da bu görüşleriyle kabul görmeyeceği çok açıktı ve bunu o da biliyordu. 1933 yılında şu meşhur açıklamasını yaptı. Seçme şansım varsa yalnızca politik özgürlük, hoşgörü ve yasa önünde eşitliğin kural olarak kabullenildiği bir ülkede yaşamayı tercih ederdim. Bir dönem evsiz bir mülteci olarak yaşayan Einstein sonunda fizik profesörü olarak Princeton'a yerleşti. Şimdi biraz daha çeşitli konulardaki görüşlerine geçelim. Einstein hayatın anlamını şu sözleriyle anlatıyordu. Hem kendisinin hem de türdeşlerinin hayatının anlamsız olduğuna inanan insan, yalnızca bahtsız değil, aynı zamanda neredeyse bu hayattan dışarı atılmış biridir. Sade bir yaşamın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan herkes için en iyi olduğuna inanıyordu. Schopenhauer'un insan arzu ettiği gibi davranabilir. Ancak arzu ettiği gibi arzu edemez sözünden her daim ilham aldığını belirtirdi. Bilim ve sanatın asla ulaşılamayacak hedeflerine ulaşma gayreti olmadan hayatın bomboş ve anlamsız olduğunu düşünüyordu. İnsanların mülkiyet, gösteriş ve lüks gibi sıradan hedeflerini her zaman aşağılık bulurdu. Her zaman tek başına olmayı tercih etti. Kendini hiçbir zaman ülkesine, evine, arkadaşlarına ve hatta ailesine bile tam olarak ait hissetmemişti. Her geçen gün yalnızlık ihtiyacı artmıştı. Her şeyi bilen birinin ne merak edebileceğini ne de şaşırabileceğini, bir ölü kadar duyarsız ve sönmüş bir mum gibi ışıksız olacağını söylüyordu.
İnsanı yücelten ve onun doğasını zenginleştiren şeyin, bilimsel araştırmaların ürünleri değil, entelektüel bir eseri, yaratıcı ve sezgisel bir şekilde anlama gayreti olduğuna inanıyordu. Eğitim ve eğitimciler hakkındaki görüşlerine gelecek olursak şunları söyleyebiliriz. Eğitim vermenin en akılcı yolunun örnek olmak olduğu görüşündeydi. Japon çocuklarına şöyle sesleniyordu. Kendimde Japonya'nın çocuklarına bu selamı gönderme hakkını görüyorum. Çünkü güzel ülkenizi ziyaret etme, şehirleri, evleri, dağları, ormanları ve ülkesini severek yaşamayı öğrenen Japon çocuklarını görme şansına eriştim. Einstein'ın masasının üzerinde her zaman Japon çocuklarının renkli resimlerinden oluşan kalın bir kitap dururdu. Onlara uzaklardan selam gönderiyorum ve sizin neslinizin günün birinde benim neslimden daha üstün bir noktaya gelerek bizi utandırmasını umut ediyorum diyerek, birbirlerinden uzaktan uzağa nefret ederek ömürlerini geçiren uluslara insanlık dersi veriyordu. Bir öğretmenin en önemli marifetinin yaratıcılığa ve bilgeliğe duyulan hazzı uyandırmak olduğunu söylerdi. Çocuklara şunları söylüyordu. Unutmayınız ki okullarda öğrendiğiniz muhteşem şeyler dünyanın farklı ülkelerinden şevkle ve sonsuz bir emek vererek çalışan farklı nesillerin eserleridir. Tüm bunlar size kabul etmeniz, yüceltmeniz ve bir gün kendi çocuklarınıza devretmeniz için emanet edildi. Amerika izlenimlerini anlatırken şunları söyler. Bir ziyaretçiyi ilk olarak ülkenin teknik ve organizasyon konusundaki üstünlüğü şaşırtır. Gündelik gereçler Avrupa'dakilerden daha sağlam, evler ise çok daha kullanışlı olacak şekilde düzenlenmiştir. Her şey insan emeğinin israfını önlemek üzere tasarlanmıştır. Ziyaretçiyi şaşırtan ikinci şey ise insanların hayat karşısındaki takındıkları pozitif tutumdur. Fotoğraflardaki insanların yüzlerindeki tebessüm Amerika'nın en değerli özelliklerindendir. Avrupalılar ile Amerikalıları kıyaslarken ise şunları söyler. Amerikalılara kıyasla Avrupalılar daha eleştirel, daha çekingen, daha kötü niyetli, daha kendi başına, keyif aldığı ve okuduğu şeyler açısından daha müşkülpesent ve genel olarak daha karamsardır. Barış hakkındaki görüşlerine bakalım biraz da. Demokrasiyi, yani insanın bir birey olarak saygı görmesini ve hiç kimsenin put haline getirilmemesini politik ideali olarak görüyordu. Askeri sistemi bir sürü doğasının en kötü ve nefret edilecek uzantısı olarak görürdü. Bir insanın bando ezgisine uygun adım yürümekten zevk almasının bile bu sisteme nefret duyması için yeterli olduğu görüşündeydi. Hatta bundan zevk alan insanlar için o koca beyni onlara yanlışlıkla verilmiş, pekala bir omurgayla da idare edebilirlerdi diyordu. Silah yapımında faaliyet gösteren güçlü sanayi gruplarının dünyanın her yerinde uluslararası çatışmaları barışla sonuçlanmamasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını herkes fark etmelidir görüşündeydi. O silahlanmayla ve savaşlarla mücadele etmek gerektiğine inanıyordu. Bunun için farklı ülkelerdeki vicdani üreticilere maddi manevi destek verilmesi gerektiği görüşündeydi. 1932 yılındaki silahsızlanma konferansında şu sözleri söylemişti. Devlet insan içindir. İnsanlar devlet için değildir. Bu açıdan bilim de devlete benzer. Devlet bizim hizmetimizde olmalı. Biz onun kölesi olmamalıyız.
devlete ancak bireyin özgür gelişimini teşvik eden şeyler için özveride bulunmalıyız. Uluslararası ruhun gelişimini desteklemek ve şovenizme karşı savaşmak isteyen herkes, zorunlu askerliğe karşı cephe olmalıdır. Bir mektubunda silah endüstrisini insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri ve her yerde yükselmekte olan ırkçılığın arkasındaki şeytan olarak gördüğünü ifade etmişti. Einstein'ın bu ve benzeri faaliyetleri üyesi olduğu Prusya Bilimler Akademisi yetkilileriyle anlaşmazlığa düşmesine neden olmuştu. Sonunda bu akademiden ayrıldığını belirten bir mektup yazmak zorunda kaldı. Bu ayrılık üzerine kendisine Bavyera Bilimler Akademisi kendilerinden de ayrılmış kabul edildiğini içeren bir mektup göndermişti. Biraz da Yahudi idealleri hakkındaki görüşlerine yer verelim. Şu sözleri meşhurdur. Kendi içinde bir amaç olarak bilgiye ulaşma çabası, neredeyse fanatik düzeyde bir adalet aşkı ve kişisel bağımsızlık arzusu gibi özellikleri nedeniyle Yahudi geleneğinin bir mensubu olduğum için şükrediyorum. Bu hayat anlayışının özü her türlü yaratımı olmayan bir tavırla yatar. Bireyin hayatı, diğer canlıların hayatını daha asil ve güzel kılmaya katkıda bulunduğu sürece anlamlıdır. Tüm canlı varlıkların birliğine yönelik ideal o kadar güçlüdür ki, kutsal Şabat günü ile ilgili emirlere hayvanlar özellikle dahil edilmiştir. Gördüğünüz üzere Einstein Yahudi geleneğine güçlü bir inançla bağlıydı. Filistin'in yapılandırılmasına ilişkin görüşleri de ilginçti. Bazıları şunlardır. Yahudiler ile Araplar arasında iyi ilişkilerin tesis edilmesi İngiltere'yi değil, bizi ilgilendiren bir iştir. Araplar ve Yahudilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlaşma anahtarı üzerinde çalışmak zorundayız. Amacımızın siyasi bir toplum değil, eski Yahudi geleneklerine uygun en geniş anlamıyla kültürel bir toplum kurmak olduğu net bir biçimde sıklıkla ifade edildi. Bu durumda Arap kardeşlerimizle açık, cömert ve uygun bir biçimde yan yana nasıl yaşayacağımızı bizim çözmemiz gerekiyor. İngiliz yönetiminin bazı bildiri ve açıklamalarının aksine Araplarla olan ilişkilerimize büyük özen göstermeliyiz. Bu ilişkilerin gelişmesini sağlarsak, gelecekte düşmanca kışkırtmalara meydan verecek tehlikeli girişimleri engellemiş oluruz. Çalışmalarımız Arap nüfusunun da çıkarlarına hizmet edecek şekilde yürütülmelidir. Biz Yahudiler için Filistin bir hayırseverlik işi ya da sömürgeci bir girişim değildir. Filistin tüm Yahudilerin ortak ruhunun yeniden uyanışını temsil eder. Bu yönde atılacak en önemli adım, bir ulus olarak varoluşumuzun farkına varıp sağlıklı bir varoluş için öz saygımızı tekrardan kazanmamızdır. Bir Arap'a yazdığı mektupta Filistin sorununun çözümüne dair şu görüşlere yer veriyor. Her iki taraf da soruna dürüstçe ve iyi niyetle yaklaşırsa üstesinden gelebiliriz. Yahudi ve Arapların her türlü siyasi partiden bağımsız 4 temsilci göndereceği bir encümeni danış oluşturmamız gerekir. Her grupta tıp birliği tarafından seçilen bir doktor, avukat birliği tarafından seçilen bir avukat, sendikalar birliği tarafından seçilen bir işçi temsilcisi, din adamları tarafından seçilen bir din görevlisi olacaktır. Bu 8 kişilik heyet haftada bir toplanacak, müzakereler gizli yürütülecek ve özel hayatlarında bile bu gizliliğe kesinlikle herkes uyacaktır.
her bir taraftan en az 3 kişinin mutabık kalmadığı bir karar kesinlikle yürürlüğe girmeyecektir. Einstein'ın bu önerisi tahmin ettiğiniz gibi uluslararası çevrelerce ve özellikle İngilizler tarafından kabul görmedi. Çünkü Einstein'ın bu konudaki ulvi maksatları ile o çevrelerin maksatları zıt istikametteydi. Bu videomuzda Einstein'ın farklı bir yönünü ele almaya çalıştık. Umarız ki faydalı olmuştur. Bu konuda daha detaylı bilgilere ekranda gördüğünüz kitaptan ulaşabilirsiniz. İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Bir başka önemli şahsiyette buluşmak üzere, hoşça kalın.